mezunu Sayın Nedim Çeken. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Tüm fen liseli öğretmenlerimize, dediğin gibi kardeşlerimize ve arkadaşlarımıza çok selamlar yolluyorum. Dediğin gibi yine özel bir gündeyiz. Hem Mevlid tutmuş hem de yarın Cumhuriyetimizi kutlayacağız. Sizinle birlikte olmak beni mutlu etti. Biz de çok mutluyuz hocam. Hocam, öncelikle yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, zaman ayarlamamız biraz zor oldu çünkü arada sanıyorum 10 saat fark var. Evet hocam. Orada akşam, burada sabah şeklinde. Hocam, sizin için birkaç soru hazırladım. İsterseniz onları size sorarak başlayabiliriz. Evet, tabii. Hocam, öncelikle kariyerinizde çok güzel işlere imza atmışsınız. Lütfen bize biraz kendinizden ve yaptıklarınızdan bahseder misiniz? Kendimden bahsetmeyi çok fazla sevmem ama profesyonel işim olarak tıp doktoruyum. 1977'de Ankara Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra birçok arkadaşım gibi ben de Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdim. Yani şöyle bir baktığımızda yaklaşık 43 yıl geçmiş. İnanılır gibi değil. Ama zaman hızla akıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra mecburi hizmet. Daha sonra pediatri ihtisası yaptım. Pediatrist olduktan sonra, yani çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olduktan sonra Amerika'ya geldim. Yaklaşık 30 sene olacak. Burada üst ihtisas yaptım. Daha sonra da pediatrik endokrinolog olarak çalışmaktayım. Özetle bu. Teşekkür ederiz hocam. Hocam, peki hepimizin ortak lisesi olan Fen Lisesi'nden bize birkaç anınızdan bahseder misiniz? Fen Lisesi genel olarak bende yaşamımın en güzel yıllarını hatırlatıyor. Yani büyük bir aile gibiydik ve birbirimizi çok sevdik. Hala en yakın arkadaşlarımın arasında Fen Liseliler var. Birbirimizden çok şeyler öğrendik, öğretmenlerimizden öğrendiğimiz gibi. Benim güzel anılarım, yani tek bir anı şeklinde değil de fotoğrafçılık kolunda geçirdiğim zamanlar, birlikte dışarıda havuz başında yaptığımız dersler, oradaki küçük havuzdan elde ettiğimiz mikrop örneklerini mikroskopta bakmak gibi birçok olay var. Yani hangisini tek tek söylesem diğerleri eksik kalacak gibi görünüyor. Teşekkürler hocam. Hocam, peki Fen Lisesi size ne kattı? Neler öğrendiniz Fen Lisesi'nden? Fen Lisesi'nde eminim şimdi de öyledir. Fen Lisesi'nde çok zeki, akıllı ve çalışkan arkadaşlar vardı. Bunlardan hem ders içinde hem ders dışında birçok şeyler öğrendik. Özellikle farklı bakış açılarına sahip olmanın faydalarını gördük mü diyebiliriz. Ya sadece okullardaki müfredat değil, bunun yanında birbirimizden de birçok şey öğreniyoruz. Sadece lisede değil, bu üniversitede ve üniversite sonrası eğitimde de devam ediyor. Sanırım Fen Lisesi bize arkadaşlığı, birbirimize sahip olmayı öğretti. Birçok daha sonra hayatıma yol veren konularla da o zamanlarda karşılaştım. Örneğin biyokimya, biyoloji, kimya, fizik gibi konular hepimizin sevdiği konulardı.
Hocam anılarınızı ve Fen Lisesi'nin size neler kattığını bize paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi bugünkü konumuz mikrobiyom. Lütfen bize mikrobiyom nedir, ne değildir açıklar mısınız? Mikrobiyom bir şema paylaşmaya çalıştım Instagram'da. Bildiğin gibi Instagram'ı pek bilmiyorum. İki gündür Instagram'da ilişki kuracağız, nasıl görüşeceğiz, bunları çalışıyoruz. Bu mikrobiyom ve mikrobiyata nedir? Önce bir onu anlatmaya çalışalım. Mikrobiyom daha geniş bir kapsam. Mikrobiyata dediğimiz kelime aslında bunlar birbirleriyle değişimli olarak da kullanılabiliyor. Mikrobiyata bakteriler, arkeyalar, funguslar, mayalar, algeyalar, her türlü mikroorganizmaların hepsine mikrobiyata deniyor. Bunların yapısındaki proteinler, lipidler, nükleik asitler ve de bunların ortaya saldıkları metabolitler, sinyal molekülleri, çeşitli organik ve inorganik maddeler, yine bunların salgıladığı toksinler ve bunların etkileşiminin hepsine birden de, yani canlı bir olaya da mikrobiyom diyoruz. Sorunun devamı neydi? Hocam biraz bize bu konudan bahsetmenizi istedik çünkü bize biraz yabancı bu konular, o yüzden böyle bir şey. Şimdi mikrobiyoma tekrar geliriz ama önce bir mikrobiyolojideki temel taşları zaman açısından bakalım istedim. Aynı zamanda tabii bunu kendim ve kendi kuşağımız açısından da ne zaman örneğin ben doktor oldum, bu arada hangi gelişmeler oluyordu gibi bakmak istedim. Tarih olarak baktığımız zaman mikroskopun bulunuşu 17. yüzyılda 1670'lerde oluyor. Ve bundan sonra gözle görmediğimiz ama mikroskopla görebildiğimiz birçok tek hücreli veya çok hücreli veya parazitlerin varlığını görüyoruz. 1729'da ilk kez bitki fungus ayrımı yapılmış. Yine 1796'da ilk kez aşı bulunup uygulamaya başlanmış Jenner tarafından. 1837'lerde yine ilk defa mayaların fermentasyon yaptığı ortaya çıkmış. 1857'lerde karşımıza Pasteur çıkıyor. Pasteur deyince tabii pasteurizasyon var, fermentasyonun açıklanması var ve kuzu aşısının bulunduğunu biliyoruz Pasteur tarafından. 1870'ler, 75'lerde, 70'lerde bakterilerin taksonomisi ortaya konuluyor. 1890'larda da ilk kez tütün yaprağından tütün mozaik virüsü gösteriliyor. 1927'de yine önemli bir zaman olarak Fleming tarafından penisilinin keşfedilmesini görüyoruz. 1944'te ilk kez DNA denilen bir molekülün genetik yapıyı aktardığı söyleniyor, gösteriliyor ama DNA'nın yapısının bulunması bir 9-10 yıl daha buluyor Watson ve Crick tarafından. Çift sarmal, üç boyutlu yapı 1950-53'lerde sanıyorum ortaya çıkıyor. 1970'lerde Crick bir dogma ortaya atıyor. İşte DNA'dan RNA, RNA'dan proteinler yapılır şeklinde. Daha sonra 1977'de ancak arkeya denilen bakterilerin bulunduğunu görüyoruz. Arkeyalar çok ilginç bakteriler. Bunlar kutuplardan tutun volkanların içindeki sıcak magmada bile gelişebilen, yaşayabilen mikroorganizmalar.
1982'de ancak piyonlar bulunuyor. Benim 1977 dediğim gibi liseden mezun olduğum zaman 1982'de de piyonlar bulunuyor. Yine ilginç bir şey, isterseniz zaman olursa onu da anlatırım. H. pylori denen bir mikrop var. Bu mide ülseri, hatta sonuçta mide kanseri yaptığı sonradan gösterilmiş bir şey. Bunun bulunması 1983'lerde oluyor. 1983-85'te yayınlar yapılsa da bu konuda buna fazla ilgi gösterilmiyor. 1995'lerden itibaren Helicobacter pylori konusu dünya tıp çevreleri tarafından kabul edilerek mide ülserinin tedavisi tamamen değişmeye başlıyor. Bu şekilde gelişmelerin olması tabii bende mikrobiyomlara, mikrobiyom konusuna karşı bir ilgi oluşturdu. Sadece mikrobiyom dediğimiz ekolojik sistem değil, ayrıca yine biliyoruz 1995'lerde 2000 yıllarına gelirken ilk kez bir bakterinin tam genomu yayınlandı. Haemophilus influenzae diye bir bakterinin. Bundan sonra hızlı bir şekilde bu konudaki çalışmalar artarak 2000'li yılların başında Human Genome Project denen genom projesiyle insan genomunda yayınlandı. Daha sonra 2008'de Terra Genom, 2010'da da Earth Microbiome projeleri başladı ve halen devam etmekte. Bu konular geliştikçe nasıl mikroplar hatta virüslerle iç içe olduğumuz ortaya çıktı. Birçok hastalığın, hasta olmadan önce de birçok bize yararlı maddelerin nasıl mikroplar tarafından yapıldığını öğrenmiş olduk. İlk olarak sanıyorum mikrobiyom 1988'lerde, 1990'larda tarif edilmiş. Bundan sonra çeşitli kimseler çeşitli tanımlar yapmış ama özel olarak tanımlardan en çok kabul edilenlerden biri komensal olarak yani içinde bulunduğu varlığın içindeki diyelim insan veya hayvan veya bitkiler bunlara bağlı olarak yaşayan kimi zaman simbiyotik, çoğunlukla simbiyotik yani karşılıklı olumlu etkileri olan ama bazen patojen sonuçlara yol açan toplulukların tamamına mikrobiyom deniyor. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam peki mikrobiyom bize sağlık sektöründe nasıl yardımcı olabilir? Nasıl yenilikler yapabilir? Gelecekte bizi ne bekliyor bu konuda? Evet bu 4 yıl önce de ben Fen Lisesi'nde bir konuşma yapmıştım. O zamandan beri çok gelişme oldu. Bu konuşmayı hazırlamak için tekrar yayınlara baktığımda bundan 4-5 yıl önce az sayıda yayın varken şu anda eğer internetten bir araştırma yaparsanız milyonlardan fazla girdi olduğunu göreceksiniz. Ancak bilimsel yayın olarak National Health Public Medication yayınlarına girerseniz özellikle son 3 yılda bir hızlı yayında artma görüyorsunuz. 17 bin, 18 bin civarında bir yayın var son olarak. Bunların da çoğu son 3-4 yılda yayınlanmış. Daha önceleri dediğim gibi genel olarak teorik bazı veya tek tek izlemlere bağlı, gözlemlere bağlı fikirler varken bunlar artık uygulamaya konulmaya başlandı. Birçok yeni terimler ortaya çıktı. Hastalıklara bakış açımız değişti. Eskiden bir mikrop bir hastalık yapıyor diye düşünülüyordu. Halbuki öyle bir durum yok. Mikroplar da bir topluluklar halinde yaşıyor. Yani
bir hastalık yapan mikropların niye o hastalığı yaptığı, bu hastalıkların nasıl önlenebileceği bakılmaya başlandı. Eğer herkesin içinde mikrobiyom dediğimiz veya üstünde mikrobiyom varsa, bunlardan iyi olanları nasıl destekleyebileceğimiz, kötü mikropların gelişiminin nasıl azaltılabileceği fikirleri gelişmeye başladı. Nasıl çevreye zarar veriyorsak, bazı maddelerin gereksiz veya bilinmeden kullanılmasıyla kendi içimizdeki çevre diyebileceğimiz mikrobiyoma da zarar verebileceğimiz görüldü. Şöyle kısaca bir bakarsak, her türlü hayvan, bitki, hatta böceklerde mikrobiyom olduğunu görüyoruz. Tabii bu zaman içinde bu varlıklarla, canlılarla birlikte gelişmiş bir ekosistem. Özellikle insanlarda 4 çeşit bakteri olduğunu görüyoruz bağırsaklar içinde. Bunun dışında farklı vücudumuzun farklı yerlerinde farklı mikrobiyomlar var. Örneğin ciltte farklı, işte ürogenital sistemde farklı, bağırsaklarda farklı. En çok çalışılan konu zamanımızda bağırsaklardaki mikrobiyom. Bu mikrobiyomları dediğim gibi çok basit bazı etkilerle bunlara verebileceğimiz diyetteki çeşitlilik veya alabileceğimiz bazı maddelerle bunları iyileştirebileceğimizi gördüğümüz zaman bu konuda büyük bir patlama oldu. Şu anda duymuşsunuzdur, prebiyotik, probiyotik gibi maddeler, ilaç da değil, gıda yan maddesi olarak söyleniyor. Bunların kullanımı milyarlarca dolarlık endüstrilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Hatta eskiden bilim kurgu gibi düşünülen mikropların kullanılmasıyla çevre kirliliğinin önlenmesi, hatta iklim değişikliğinin önüne geçilmesi gibi konularda göz önüne gelmeye başladı. Yani sadece mikrobiyomu bizim içimizdeki ekosistem değil, tüm hayvanlardaki, bitkilerdeki, hatta tarlalardaki bakterilerin toplulukları olarak görmek gerekiyor. Sağlık açısından bakılınca tabii bu çalışmaların çoğu insan sağlığına yönelik. Hangi hastalıkların hangi bozukluklara bağlı olduğu incelenmeye başladı. Yine birçok temel görüşlerimiz, temel bilgilerimizi değiştirmek, eski dogmaları bırakmak zorunda kaldık. Örneğin sanıyorum 4 yıl önce yaptığım konuşmada bebek anne karnındayken bir mikropla karşılaşmadığını söylüyorduk. Ama bugün bundan bile emin değiliz. Muhtemelen plasenta veya insan bebek mekonyumunda bakteriler olduğu düşünülüyor. Bunun için bebek sağlığı, bebek sağlığından önce anne sağlığının önemi tekrar gündeme gelmiş oldu. Bebek doğduktan sonra çocuğun, bebeğin beslenmesi, örneğin anne sütünün verilmesi, anne sütünün ne kadar verileceği, doğumun hangi şekilde yapılacağı, bunların hepsinin insanın içinde bulundurduğu mikrobiyomu etkilediği görüldü. Ayrıca batı tipi diyet denilen diyetlerdeki aşırı şeker, karnitin ve diğer maddelerin yüksekliği bazı bakterilerin fazlalaşmasını, bazı yararlı bakterilerin azalmasına, bu nedenle sonuçta metabolik sendrom, obezite ve tip 2 diyabetin geliştiğinin gösterilmesini sağladı. Yine mikrobiyomun sağlıktaki önemi, Dr. Blaser bu konularda ilk yazan insanlardan biri, bir enfeksiyon uzmanı.
Kitabının konusu Missing Microbes veya kaybolan mikroplar. Dediğim gibi 1928'lerde, 27'lerde Fleming antibiyotiği bulduktan sonra, özellikle 1940'lardan sonra antibiyotikler çok fazla kullanılmaya başladı. Hatta gerekli gereksiz antibiyotiklerin kullanılmasıyla sonuçta antibiyotiklere direnç ortaya çıktı. Özellikle mikrobiyop konusundaki çalışmaların sağlıkla ilgisini düşünürsek, içinde bulunduğumuz dört büyük sağlık sorunu var. Birincisi antibiyotik direnci. Bu konuya çok ayrıntılı girmeyeceğim ama gereksiz antibiyotik kullanılmamasını söyleyerek ikinci konuya geçeyim. İkincisi erken çocukluk çağındaki gelişim bozuklukları. Örneğin otistik spektrum bozukluğu denilen bir hastalık grubu var. Bu çocuklarda yine bazı bakterilerin diğerlerinden daha fazla olduğu, bunun da ilk aylardaki mikrobiyom bağlı olduğu gösterildi. Ve bunların tedavisinde de bazı yine diğer bölümlerdeki tedaviler gibi bazı mikrobiyom değiştirilmesiyle erkenden yapılabilen bu şekildeki tedavilerle otistik çocuklarda bir iyileşme olduğu görüldü. Bu ikinci grup sağlık sorunları. Üçüncü grup daha orta yaşta karşımıza çıkan. İlk çocukluk zamanında ortaya çıkan hastalıklara tabii büyük oranda atopik alerji, astma gibi hastalıkları da söylemek gerek. Yeterince mikrobiyom çeşitliliği olmayan çocuklarda daha sonraları astma alerjinin büyük oranda olduğu görülüyor. Orta yaş karşılaşılan önemli hastalıklar, biraz bahsetmiştim. Tip 2 diyabet, özellikle metabolik sendromlar ve bazı bağırsak bozuklukları, örneğin inflamatuar bağırsak sendromları veya Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi hastalıkların temelinde yine bu mikrobiyondaki bozukluklar olduğunu görüyoruz. Bu üç önemli sağlık sorunundan diğerini eklersek, bu da bugün bir örneğini izlediğimiz pandemilerin gelişmesi, epidemilerin gelişmesi. Örneğin antibiyotiklere dirençli bakterilerin birden salgın yapması, zaman zaman gazetelerde okuyorsunuz veya televizyonlarda izliyorsunuz. İşte metisiline dirençli stafilokok veya vankomisine dirençli enterokok gibi. Bunlar büyük sağlık sorunları oluşturuyor. Yine bunların önlenmesi için milyonlarca, milyarlarca dolar harcanıp yeni antibiyotikler bulunacağına, bu tür bakterilerin gelişiminin mikrobiyomlarda yapılacak bazı değişiklikler ve önlemlerle sağlanabileceği gösteriliyor. Özet olarak büyük konular ama çok ilginç konular. Yani dediğim gibi örneğin bir mide ülserinin tedavisi, biz tıp fakültesinde okurken tanı olarak da neden olarak da farklı bir şekilde gösterilen birçok hastalığın nedeninin, tanısının ve tedavisinin farklılaşmaya başladığını görüyoruz ki bu çok heyecan verici bir şey aslında. Evet hocam. Teşekkürler hocam. Hocam siz az önce anlatırken özellikle bağırsaklardaki mikrobiyomlar üzerinde çalışmalar yapıldığını söylediniz. Peki neden bağırsaklar, neden başka yerlerdeki mikrobiyomlar değil? Diğer yerlerde de yapılıyor tabii ki. Ama bağırsaklardaki mikrobiyomla ilgili çalışmalar özellikle bunların büyük hastalıklara neden olduğunun gösterilmesi. Örneğin obezite ve tip 2 diyabet bugün en önemli sağlık sorunlarından biri. Ve bu
bunların yol açtığı komplikasyonlar ve bunlara yapılan harcamalar dünyadaki en önemli sağlık harcamalarının başlarına geliyor. Yine bu tür bozuklukları eğer diyette yapabileceğimiz bir takım değişikliklerle veya probiyotik veya prebiyotik dediğimiz ilaçlarla veya kimyasal maddelerle bunlara engel olabileceksek çok büyük çözümlere ulaşabileceğimiz için bu konuda daha fazla çalışılıyor. Ama sadece bağırsak mikropları değil, birçok tabii ciltteki mikroplarla veya kulak burun boğazdaki mikroplarla veya ağızdaki mikroplarla yapılan birçok çalışmalar da var. Yani ben özellikle bağırsak mikropları ile ilgili olan konularda daha fazla okudum ve bu konuda konuşuyorum. Örneğin yine ilginç bir şey, sadece insanlarda değil, antibiyotikler bulunduktan sonra çiftçiler veterinerlerden aldıkları antibiyotikleri hayvanlara vermeye başlıyorlar. Hayvanlardan antibiyotik kullananların diğer hayvanlardan, aynı tür hayvanlardan, örneğin inekler diyelim, çok daha büyük oldukları, çok daha irileştiklerini fark ediyorlar. Bugün aslında birçok insan tüketilen et, tavuk veya diğer ürünlerde hormon olduğundan korkuyor. Aslında problem hayvanlarda antibiyotik kullanımı. Bu şekilde birçok insan bilmediği halde bu hayvanlarda antibiyotik kullanıldığı için onların yan ürünlerini vücutlarına almış oluyor. Yani konu sonuçta yine bizim bağırsak mikrobiyomumuza gelmiş oluyor bir şekilde. Evet hocam. Bilmiyorum, cevap verebildim mi? Evet hocam. Teşekkürler. Hocam sizinle bu konularda özellikle gelir düzeyi düşük ailelerin sağlık hizmetlerinden yararlanması ve diyabet gibi kronik hastalıkların önlenmesi ya da tedavisi hakkında böyle yoğunlaşmış bir kariyeriniz var. Bu konularda neler yaptınız, neler yapmaktasınız? Bize bunlardan bahseder misiniz? Özellikle bu sosyoekonomik seviyesi belli düzeyde olan insanlara ayırıp onlara hizmet veriyor değiliz tabii ki. Ama bulunduğum hastanelerde özellikle Detroit'teyken gelir seviyesi düşük çocukların, ailelerin daha sıklıkla diyabet ketoasidozis dediğimiz diyabet koması ile geldiklerini gördük. Bunların nedenlerini incelediğimizde bunların altında bazı kolay düzeltilebilecek problemler olduğunu gördük. Örneğin eğitim eksikliği, bunlara bazı şeyler öğretiliyor ama bunların yapılması için belli bir altyapı gerekiyor. Örneğin evde elektrik olması, buzdolabı olması, çocuk eve gittiğinde ona bakacak bir insanın olması gibi. Bu tür sorunlar çözülmedikçe çok ileri teknolojiler kullanılsa, insülin pompası, sürekli kan şekeri ölçümü gibi aletlerin kullanılması pek fazla bir önemi olmuyor. Bazı basit eğitimle yani tabii ki ilk başta çocuğun annesi babası varsa onlara eğitim veriliyor ama çocuk eve geldiğinde kimle oluyor? Bunlara basit verilen birkaç eğitimle işte birkaç girişimle bunlardaki tekrar komaya girmeleri önlendi ve belli seviyede yaşamalarına sağlıklı bir şekilde devam etmelerini sağlamış olduk o zaman. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Hocam şimdi siz süremiz kalırsa bir mikroptan bahsedeceğim dediniz. Süremiz var şu an. Mide ve kansere yol açan bir mikroptan bahsetmiştiniz. İşte bu
H. pylori demiştim. Bu konularda daha fazla ilgilenmemi sağlayan konulardan biri buydu. Anlattığım gibi Hacettepe Tıp Fakültesi'nde okurken, stajyerlik yaparken, cerrahi rotasyonları yaparken bize anlatılan şeydi. İşte Ahmet Bey geldi, mide kanaması var, çok stresli bir hayatı var, sigara içiyor, bu nedenle ülser oldu. İşte bazılarından psikiyatri konsültasyonu isteniyor ama işte şu psikiyatrik ilacı, psikoloji ilacı aldığı halde yine iyileşme olmadı. İşte midesindeki asidi azaltmak için ABC ilaçlarını alıyor. Yine de kanaması devam etti ve cerrahiye hazırlandı. Birçok hastanın böyle ameliyatla ancak düzeltilebildiğini görüyorduk. Bazılarından midesinin yarısı alınıyordu. Bazısı da mideyle birlikte bağırsağın üst kısmı da alınıyordu. Bunun yanında vagus siniri kesiliyordu. Bugün biliyoruz ki vagus siniri bağırsaklarla beyin arasındaki önemli etkileşimi sağlayan sinirlerden biri. Yine bağırsaklardaki mikropların ürettiği bazı organik maddelerle yine bağırsak içindeki endokrin hücreleri etkilediği, ayrıca indirekt yoldan hormon gibi etki ederek beyine mesajlar yolladığını biliyoruz. Yani bir bağırsak bakterisi ile beyin arasında belli bir ilişki var. Bu midede ülser yapan bakteriler tabii 1983'lere kadar bilinmiyordu. Avustralya'da Marshall diye bir doktor var. Bu doktor daha tıp fakültesi öğrencisiyken patoloji bölümüyle yaptığı bir araştırmada onu yönlendiren patolog doktorun önerisiyle bu hastalarda bazı mikropların olabileceğini inceliyor. Bu konu özellikle farklı bakış açılarına saygı göstermemiz ve o konuda çalışmaya devam etmemizi gösteren önemli bir örnek. Bu ameliyat yapılan hastaların mide örnekleri patoloğa yollanıyor. Patoloğa tabii midede kanser var mı yok mu, özellikle ona bakılması söyleniyor. Bu gelen mide patoloji örneklerinin hemen hemen hiçbirinde kanser yokken patolog bunların hepsinde aynı tür bakteri görmeye başlıyor. Bunlar tribüşona benzer bir sarmal yapı gösterdiği için bunlara helikobakter diyor. Yine en çok midenin pylorus bölgesinde olduğu için H. pylori adı veriliyor. Daha sonra bunları kendi vakalarını 1985'te yayınlıyorlar ama daha önce de dediğim gibi buna özellikle gastroenterologlar pek fazla ilgi göstermiyor. Hatta hiç duyulmuyor. Daha sonra doktorun kendisinin anlatımına göre bu mide ülseri veya gastrit denen olayda kullanılan milyarlarca dolarlık endüstri var. Milyarlarca dolarlık kullanılan ilaçları üreten endüstri var. Ve bunlar bazı doktorları etkileyerek örneğin midede hiçbir zaman bir mikrop olmaz, bu kadar asidik bir ortamda bir bakterinin yetişmesi mümkün değil diye ortaya çıkıyorlar. Hiçbir ciddi dergi bunları yayınlamıyor. Ancak Dr. Marshall Amerika'ya gelip bazı başka ilaç firmalarıyla birlikte çalışmalarını devam edip Amerika'nın FDA'yı etkilemeye başlıyorlar ve bu hastalığın bazı antibiyotiklerle tedavi edilebileceğini gösteriyorlar. Bu çok ilginç gelmişti tabii bana. Peki bu H. pylori son zamanlarda modern dönemin bir hastalığı mı diye düşünülüyor. Bakılıyor ki daha tıbbi yayınlar, tıbbi kitaplar yazılmaya başlandığından beri son 200 yıldır
H. pylori bilinmese bile cerrahi problemlere yol açan bir durum olduğu ve hastalık yaptığı ortaya çıkıyor. Hatta ta Asklepion'a kadar gidildiğinde o dönemlerden beri en azından 2000 yıldır daha fazla mide, gastrit, ülser vakalarının olduğu görülüyor. Tam olarak mikrobiyomla ilgili değil ama bu ülser tanı ve tedavisinde yine devam edersek ilk başlarda endoskopi yok. Daha önceleri radyoloji gelişmemiş durumda. Radyoloji ve X-ray makineleri gelişince mide filmleri çekilmeye başlanıyor. Ve midede ülser gösteriliyor. Tabii radyoloji makinelerinin olduğu yerler büyük kentler. Örneğin New York veya Londra gibi. Tabii buradaki hastalarınız kimler? Buradaki hastalar da orada uzun süre çalışan, hangi insan işi stresli, stressiz ki? Yani herkes stresli. Sigara içme oranı da çok yüksek o zamanlar. O zaman tipik bir ülserli hasta tipi ortaya çıkıyor. İşte büyük şehirlerde yaşayan, stres altında çalışan, sigara içen insan gibi. Hastalıkların tanısında, tedavisinde belki birçok problemde gerçek etken ile korelasyonunu karıştırmamak gerekiyor. Yani sigara içmek diyelim direkt olarak ülsere yol açmıyor ama ülserli olanların çoğu sigara içiyor o zaman. Birçok insan daha az sigara içtiği halde yine H. pylori'ye bağlı ülser görülüyor. Benim anlatmak istediğim H. pylori vakası özellikle bu. Yani birçok alanda dogmalar var dediğim gibi. Yani körü körüne inanmalar. Örneğin bize öğretildiği için ülserde antibiyotik kullanılmasına gülüp geçiyorduk. Ben mecbur hizmete gittiğimde bazı yöresel doktorlar vardı. Tanıdığımız eczacılar bana gelen reçeteleri gösterirdi. Bak bu doktor mide ülserini antibiyotik veriyor, steroid veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Hastalar iyileşiyor diye. Ben de güler geçerdim. Ya böyle bir şey olur mu? Biz bu işi çok iyi öğrendik. Antibiyotiğin ne faydası olacak canım falan şeklinde. Ama insanın demek ki başka fikirlere, başka bakış açılarına önem vermesi ve bu konuda incelemesi gerekiyor. Tamam hocam, teşekkürler. Hocam İdil'in bir sorusu var. Şey demiş, mikrobiyomlarda normalde yaşamayan bakterilerin veya hayvan mikrobiyomlarındaki bakterilerin insan mikrobiyomuna eklenmesiyle ilgili çalışmalar var mı? Varsa bizimle paylaşır mısınız? Tekrarlayabilir misin? İnsan mikrobiyomunda olmayanların mikrobiyoma dahil edilmesi mi soru? Doğru anladım mı? Şöyle diyor. Mikrobiyomlarda normalde yaşamayan bakterilerin veya hayvan mikrobiyomlarındaki bakterilerin insan mikrobiyomuna eklenmesiyle ilgili çalışmalar var mı diyor. Yine biraz genel bilgi vereyim. İnsan vücudunda diyeyim yaklaşık 30 trilyon hücre var. Bir bunun kadar da 30 trilyon, 35 trilyon, kimisi 39 trilyon diyor. Mikroplar var vücudumuzda. İçinde, dışında, üstünde olmak üzere. Bu yine Human Genome Project'e gittiğimiz zaman bunun en önemli sonuçlarından biri tüm insanların %99.99 genlerinin genetik yapısının aynı olduğu ortaya çıktı. Bu çok önemli bir şey. Yani birbirimizin aynısı gibi bir şeyiz. Ancak bizim o içimizdeki bizle birlikte ekosistem oluşturan mikrobiyomlar diğer insanlarla ancak %10 benziyor. %90 farklı. Buna rağmen dediğim gibi insan bağırsaklarında 4 ana bakteri cinsi var. Bu bakteri cinsleri
bakteroides, firmicutes gibi iki ana madde var, iki ana bakteri dalı var. Bunlardan örneğin firmicutes Afrikalı daha endüstriyel olmamış topluluklarda fazla. Bakteroides ise batı tipi diyet yiyen, endüstriyel denilen ülkelerde yaşayan insanlarda daha fazla. Ve bu nedenle de daha önce de söylediğim metabolik sendromlar, kalp hastalıkları, yüksek tansiyonlar, tip 2 diyabetler gibi birçok hastalıklar daha fazla görülüyor. Şimdi insanlarda olmayan mikropların diyelim kısaca insan içinde yaşamasına bu mikrobiyomlar engel oluyor. Aslında en önemli faydalarından biri bu mikrobiyomun bize zararlı olabilecek mikropların bağırsaklarda tutulmamasını sağlamak oluyor. Yani bir film gibi mideden ince bağırsaklar, oradan kalın bağırsaklara kadar her tarafı kaplamış durumdalar. Bazı insanlar okuyabilirsiniz işte yeni bir organ bulundu diye bu mikrobiyomdan söz ediyor. Bunların toplam ağırlığı 1,5 bazen 2 kiloya kadar gidebiliyor bu mikropların. Yine bunlar dışarıdan aldığımız sadece mikropları değil, bazı toksik materyalleri de temizliyorlar ve bir karaciğer gibi işlevde de bulunuyorlar. Eğer biz bunlara bilmeden bir mikrop verirsek, yani daha önce hiç denenmemiş, bu tehlikeli bir çalışma olur. Bunu herhangi bir diğer çalışma, biyolojik çalışma gibi daha zararsız, insanlara zararsız bir şekilde yapmamız gerek. Bunun için bir takım çalışma yöntemleri geliştirilebilir. Biliyorsunuz birçok deneyler önce farelerde yapılır. Daha sonra eğer çok gerekliyse maymunlarda yapılır. Ve daha sonra özel buna izin veren gönüllü insanlarda yapılır. Yani bu aşamaları geçtikten sonra neden olmasın? Yani tabii bu denenecek diğer mikropların o alınan diyelim ki bakteri veya hayvan bunlarda hastalık yapmıyor olması gerekiyor. Ki bizde de faydalı olacağını düşünelim. Ya güzel bir soru. Hocam bizim daha zamanımız var. Sizin Amerika'ya gidiş süreciniz nasıl oldu, nasıl gelişti? Bu da ilginç bir konu. Amerika'ya gelmeyi hiçbir zaman düşünmemiştim doğrusu. Ama Marmara Üniversitesi'nde olduğum pediatri asistanlığı yaptığım senelerin sonunda birçok arkadaş Amerika'ya gidip belli bir süre kalıp geriye dönüyorlardı. Ben de endokrin konusunda yani hormon hastalıkları, onların yaptığı hastalıklar ve tedavisiyle ilgili konularda ilgileniyordum. Bu nedenle Amerika'ya geldim. Daha sonra ilk başta amacımız bir yıl kalıp dönmekti doğrusu. Ve bu uzun bir dönem haline geldi. Hala buradayız. Gelmeyi düşünüyor musunuz peki hocam? Gelmeyi her zaman düşünüyoruz. Peki hocam. Hocam siz bir arkeolojiye ilginiz olduğundan bahsetmiştiniz ve tıpla hiç alakası yok. Nasıl gelişti o ve ne yapıyorsunuz? Aslında her şey birbiriyle ilgili. Yani arkeoloji tıpla alakasız veya tıpla şu konu alakasız falan diye düşünmemek gerek. Arkeolojiyle ilgim mecbur hizmet zamanında başladı. Mecbur hizmet yaptığım İslahiye'nin Sakçagöz köyünde bir takım yapılar olduğunu gördüm. Burada yaşayanların mağara dedikleri yapılar aslında geçitliklerin orada kullandıkları tahıl depolarıydı. Ve o zamanlar ilginç bir
teknolojiyle orayı bir değirmen taşı gibi bir maddeyle kapatıp, bir kapıyla kapatıp hayvanların girmesini engelliyorlardı ve burada üzüm, tahıl, birçok şeyi saklıyorlardı. Tabii bunu görünce Hititlerle ilgili okumaya başladım. Daha sonra kendi eğitimimle ilgili, yaşamla ilgili birçok araya konular girdikçe bu konuya ayıracağım zaman azaldı, ama daha sonraları daha fırsat buldukça daha fazla okumaya başladım. Özellikle Neolitik dönemde işte tarım devrimi denen olayı öğrendim. Bu tarım devrimi dediğimiz olay aslında bizim Güney ve Orta Güney ve Güneydoğu Anadolu'da olan bir olay. Burada başlayan olay tarımcılığın gelişmesi, hayvanların evcilleştirilmesi ve bunlarla birlikte yapılan gelişmeler aslında insanın sağlığını çok önemli etkilemiş. Tarım devrimi olduğunda insanlar birçok hastalıklarla da karşılaşmış. Bu Neolitik dönemle ilgilenince tabii tarihin başlangıcı olarak denilen Sümerlerle ilgilenmeye başladım ve ta Sümerler zamanından beri birçok hastalığa karşı gösterilen tedavi ilkelerinin hala çok önemli olduğunu görüyoruz. Örneğin ellerin yıkanması, temizlenmesi veya bir zararlı mikrobun başka bir mikropla öldürülmesi, bunun için çeşitli sıvıların veya cilt üstüne kullanılan ilaçların geliştirilmesi, daha o yıllara gidiyor aslında. Tamam hocam. Hocam peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak Fen Lisesi Müdürü ve size çok teşekkür ediyorum. Bana bu konuda konuşma imkanı verdiğiniz için. Ve genç arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Gözünüzü, aklınızı her zaman açık tutun. Yenilikler büyük hızla gelişiyor. Bu mikrobiyom konusu günümüzdeki en önemli endüstrilerden biri olma yolunda devam ediyor. Yine mikrobiyom deyince sadece tıp alanını düşünmemek lazım. Dediğim gibi veterinerlik, tarımcılık, hatta NASA bile bu konuyla ilgileniyor. İşte duyuyorsunuz, Ay'a bazı mikroplar gönderilmiş, yok Mars'a terraforming için ne yapabiliriz şeklinde. Yani hangi konuyla ilgileniyorsanız diğer bazı konularda da bunun yanında okuyup bilgilenmeniz belki hayatınızda, ilerideki profesyonel yaşamınızda önemli olabilir. Teşekkür ederiz hocam. 6. Feyli Akademi yayının burada sona geldik. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bütün misafirlerimiz, hepinize de katıldığınız için teşekkür ederiz. Yine kandiliniz ve bayramınız kutlu olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam.